Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS Türkçe Video Ders Notları kitabımızın kazanım tarama testi bir numaralı testini çözeceğiz şimdi. Bakalım beraber. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demişiz. Dikkat ederseniz fiilimsi değildir diyor. Dikkat edin isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil aklımıza gelecek hemen ve bunların ekleri gelecek arkadaşlar. Ekleri ile ilgili kodlamalar yapmıştık hatırlarsanız konu anlatımlarımız sırasında. Burada çevrelenmiş derken çevrelenmiş kalıtsal molekül. Dikkat ederseniz burada sıfat görevi ile karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada sıfat görevli bir fiilimsiyle yani sıfat fiilde karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu fiilimsidir. Devam ettiğimizde çünkü çoğalmak için dediğimizde mak burada nedir? isim fiil ikidir arkadaşlar. İsim fiildir. Mayışmak kodlamasını hatırlıyoruz hemen. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bu da fiilimsidir. Konaktan aldıkları enerjiyle dediğimizde şuradaki dık dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Bu da e, tabii ki anası mezar dikecekmiş olarak kodladığımız sıfat fiildir. Ve geriye sadece neden sözcüğü kalıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fiilimsiler, fiil kök veya fiil gövdelerinin üzerine getirilen fiilimsi ekleriyle oluşturuluyordu. Fakat burada bir kere temelde bir fiilimiz de söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar neden sözcüğü nedir? Fiilimsi değildir. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiili hatırlayacağız. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar araştırmalarına ifadesine dikkat ediyoruz. Burada bir ma karşımıza çıkıyor. Bunun dışında verilendeki en arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada yeterince fiilimsimiz var. Bir tane olması bizim için zaten yeterli. B seçeneğine baktığımızda oluşturan sözcüğü anası mezar dikecekmiş sıfat fiil görüyoruz. Dolayısıyla bu da burada da var diyebiliriz rahatlıkla. C seçeneğinde arkadaşlar Olmak sözcüğündeki maka dikkat edelim. Mayışmak hemen aklımıza gelsin. Burada isim fiilimiz var. Bize isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diye sormuyor zaten. Fiilimsi soruyor. Dolayısıyla bu da vardır. Burada da vardır. Fakat D seçeneğinde bu tür adalara kara yakını adalar deniyor denildiğinde arkadaşlar. bu anlamda fiilimsi olabilecek herhangi bir sözcük söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız D olmalıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorudayız. Ne diyor sorumuzda? Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir dedi. Dikkat ederseniz. Fiilimsidir. Şimdi bağlantısı sözcüğü fiilimsi değildir. Neden? Çünkü o kodlamanın içerisinde herhangi bir ek yok arkadaşlar. Bağ, bağlamak, bağlanmak, bağlantısı şeklinde hep yapım ekleri almış ve bu yapım ekleri fiilimsi ekleri değil. Fakat ikinci Sözcüğümüze baktığımızda yüksek sözcüğü yükselmek olmuş ve yükseldiğinde dikkat edersiniz diğinde. Burada dığında diğinde ne zaman yükseldiğinde şeklinde bir tamlama bir tamamlama söz konusu. Yüklemi, fiili. Dolayısıyla yükseldiğinde sözcüğü arkadaşlar burada zarf fiil olarak karşımızda duruyor. Cevabımız B olmalı. Diğerlerinde baktığımızda deniyor doğrudan yüklem olarak karşımızda. Bunlardan ise arkadaşlar zamir olarak karşımızda fiilimsi değil kısacası. Cevabımız B olmalı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yüklem görevi üstlenmiştir? Bu tarz sorular çok geliyor. Buna dikkat edelim. Dikkat edelim. Ne diyor? Geliştirilmesiydi diyor. Sistem geliştirilmesiydi bir sistem geliştirilmesiydi. Burada M2 dikkatimizi çekecek arkadaşlar. M2 dikkatimizi çekecek. Neden? Çünkü bu ek isim fiil eki arkadaşlar. İsim fiil eki. Dolayısıyla diyebiliriz ki rahatlıkla burada yüklemimiz, yüklemimiz bu çok önemli. Yüklemimiz isim fiildir. Fiilimsi yüklem görevi üstlenmiştir demek mümkün. Cevabımız A olmalı bu nedenle. 5. soruya baktığımızda bu parçada kaç tane yan cümlecik vardır denilmiş. Şimdi yan cümlecik şöyle formüle edilebilir arkadaşlar. Fiilimsi eşittir yan cümlecik. Şimdi fiilimsi eşittir yan cümlecik dediğimiz için arkadaşlar ne olacak? Biz ne kadar fiilimsi bulursak o kadar da yan cümlecik bulmuş olacağız. Hemen bakalım. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa yalnızlığımızla doldurup Asiye Kenyalayma'dan ince ip arakladıkça derken de ki o ip ıp ip up üp eki arkadaşlar zarf fiil ikidir. Bir tane cepte. Şimdi bir tane cepte. Devam. Her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkarmaya dediğimizde isim fiil geldi mayışmak. Başlar bohçamızdan lavanta çiçeği kokan dediğinde 3 oldu. Anası mezar dikecekmiş sıfat fiil. Kederleri hoyrattır bu akşam üstüler daima dediğinde 3 tane arkadaşlar hatta 3 tane farklı fiilimsi türüyle örneklendirilmiş. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar diğer testimize geçelim.